Posta Gazetesi'nin değerli izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Düzce Cuma yerinden sektörün en iyisi, özel projelere imza atan bir noktadayız. Evet, Öz Yaşaroğlu İnşaat'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu, genç girişimci beyefendi Sezgin Gökçe bulunmakta. Bakalım kendisi bize çalışmalarından ve faaliyet alanlarından ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkür ederiz Sezgin Bey. Şimdi genç girişimci biri dedik. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Şimdi inşaat sektörüne bir giriş hikayeniz var. Var. Ama öncelikle tabii sizi şöyle bir genel olarak bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Hı-hı. Ve ne zaman başladı bu hikaye? Evet. Aslen Samsunluyum. Adım Sezgin Gökçe. Bu sektöre Marmaris'te başladık, Akdeniz bölgesinde. Evet. Orada taşeronluklarımız oldu, kalfalık dönemimiz oldu. 2006 yılından beri yapsat yapmaktayız. Evet. Ankara'da başladık ilk. Ankara, Mamak, Sincan, Etimesgüt ilçelerinde konutlar gerçekleştirdik. Yaklaşık bir 20 adet bina yapıldı, 20 binamız oldu. 20 farklı bina. 20 farklı proje tabii, 20 bina oldu. 250'nin üstünde gayrimenkul satışımız oldu. Bunlar hep teslim edildi. Hepsi yapıldı, teslim edildi İskanlarıyla birlikte. Evet, güzel. Hangi bölgelerde yaptınız? Mamak, Sincan, Etimesgüt. Evet, 3 bölgeyi tercih ettiniz. 3 bölgeyi tercih ettim. Ne tarz projelerdi onlar? Orada hep 2+1, 3+1, dubleks daireler 5+1 olarak, 4 katlı bölgelerde, cadde üzeri konutlar yaptık. Evet. Yaptık. Orada işler. Orada iyiydi. Burada Düzce'ye geldim. Ha. Düzce'ye gelme nedenim 2016 yılında geldim. Burada müteahhitlere, bizlere bir teşvik vardı. Devletimizin verdiği, deprem bölgesi olduğu için. Evet. Burayı tercih ettik. Burada işte ilk projemi gerçekleştirdim, yaptım, bitirdim. İskanını aldım, teslim ettim. Ondan sonra belli bir kitleye ulaştım. Tabii güvene dayalı. İkinci, üçüncü projelerimi şu an gerçekleştirmekteyim. Yapımı devam ediyor. Burada da iyi gidiyor her şey. Burada da güzel. Peki. İşiniz güvene dayalı dediğimiz için önemli ama devletin size verdiği teşvikle birlikte Marmaris'ten başlayan hikaye Ankara ve artık Cuma yerindeyiz. Cuma yerindeyiz. Buradaki yaptığınız projeler ne tarz projelerdi ve devam edenler nasıl? Buradaki projelerim hep 3+1, 2+1 olmak üzere 4 katlı yapılıyor. Genelde hep standart mı böyle? Hep standart. Yani çünkü biz halka göre hitap ediyoruz. İstek ne yöndeyse o şekilde konutlar gerçekleşiyor. Burada da hep 2+1, 3+1'e yönelik olduğu için o tarz projeler gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel. Şimdi artık yapı denetimleri çıktı. Eskiden Türkiye'nin kanayan bir yarasıydı bu. Doğrudur. İşler. İşler daha mı iyi gidiyor şimdi? Denetimler nasıl? Şu an daha iyi. Bizim için de çok daha iyi oluyor. Çünkü yapı denetim özel bir sektör. Bizim demirimizi, betonumuzu kontrol ediyor. Bu müşteriler için de çok iyi bir şey. Bizim için de iş güvenlik, artık yeni iş güvenlikler çıktı. İş güvenlikle birlikte yapıyoruz. Evet. Yani ortak bir çalışma oluyor. Daha sağlıklı, daha güvenli oluyor. Şimdi bu işin arkasında bir de başarılı ekip gerekiyor. Tabii ki. Kadromuz kimler var? Ustalarımız iyi herhalde bu doğrultuda. Sürekli ekibinizi oradan arıyor. Evet, ekibim hep mesela Ankara'daki ekibimi de buraya taşıdım. Onlarla beraberim. Hep ekibimi değiştirmiyorum. Değiştirmek de güzel değil. Onlar çünkü bizi tanıyor, firmamızı. Biz onları tanıyoruz. Güvenlikli bir şekilde daha güzel oluyor. Peki şimdi Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu bölgeler de biraz daha birinci derecede herhalde deprem bölgesi. Yakın bölgeler diyelim. Biz, siz de Düzce Cuma yerinde bu işi yaparken, hizmet verirken neye önem verirsiniz? Mesela benim şu an caddede gerçekleştirmiş olduğum bir projem var. Bitirdim, teslim ettim. Deprem bölgesi olduğu için kendimiz biz ne yaptık? Mesela orada C25 beton kullanabiliyorduk. C30 kullandık. C30 kullandık. Daha güvenilir, daha sağlam olması için. Yani bu şekilde dikkat ediyoruz. Radyal temel. Tabii bunlar önemli. Zaten başlamadan önce zemin etüdü yaptırıyoruz. Zeminin sağlamlığını kontrol ediyoruz. Ona göre betonumuzu, temelimizi ona göre atıyoruz. Peki. Şimdi böyle bir projenizi konuşalım. Mesela bir daireyi konuşalım. Kapıdan başlıyor. O güzel kaliteli hizmet, zeminde, tavanda neler kullanıyorsunuz? Şaptan önce yere ısı yalıtım strofiyer koyuyorum. Betondan önce de koyuyorum. Çift ısı yalıtım yapıyorum. Dış cephede zaten artık enerji kimlik mecbur yeni binalarda. Dış cephelerimiz ısı yalıtımlı. Bu şekilde. Daire içlerimde, mutfaklarımda mesela ankastre kullanıyorum. Duşakabinemi, vestiyerimi, petekleri takıyorum. Görüntülü diyafon.
Hepsi dairelerinde mevcut, full yapıldı. Güzel, akıllı. Akıllı ev dediğimiz, evet. İnsanların yaşam alanlarını güzelleştiriyoruz. Böyle uygun yerlerde de mesela otoparktır, çocuk alanıdır, yaşam alanlarıdır, böyle şeyler var mı? Tabii var. Mesela yaptığım plan projelerin hepsinde otopark mevcuttur. Otoparklı, asansörlü, yani engelli girişini düşünüyoruz. Evet, engelli girişinde. Asansörlü mesela araç, insanlar otoparka giriyor, direkt asansörüyle katına, dairesine çıkıyor. Dairesine çıkabiliyor. Evet. Sektörle ilgili hedef neler? Böyle kafanızda daha neler planlıyorsunuz? Ya bu bölgede bir süre daha devam etmek istiyorum. Hedefimiz var tabii ki, büyük, daha büyük projelere adım atmak istiyoruz. Yüksek katlı binaları düşünüyoruz mesela ileriki zamanlarda. Bu bölgede yoksa başka yerler mi olacak? Büyük şehirlerde düşünüyorum bunu. En sonunda mesela kendi memleketimde Samsun'da yapmak istiyorum. Güzel bir proje. İnşallah. Oraya yönelmek istiyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Orada başarılar dileyelim sizlere. Evet, sağ olun. Şimdi konutları da dinliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Şimdi ben bir param var, evet, yatırım yapacağım. Yani veya ne bileyim kendim oturacağım o dairede ama. Evet. Hani o renktir, modeller, içerisindeki kullanılan malzemelerle ilgili böyle fikir alışverişleri oluyor. Oluyor muhakkak. Şimdi mesela yeni projelerimizde, inşaattan daha yeni başladığımız yerlerde satışlarımız oluyor. Müşteri geliyor, ben mutfağımı bu şekilde istiyorum, parkemi bu şekilde istiyorum diyor. Ona göre konuşuyoruz, yapıyoruz, evet, projesini. Yani ortak fikirler. Ortak karşılıklı müşterilerle fikrimiz oluyor. Yani bitirdiğim yerlerde de zaten beğenmiş oluyorlar. Direkt bu şekilde satışlarım oluyor. Ama yani müşterilerin burada kazancı, topraktan aldıkları zaman daha kazançlı oluyorlar. Hem fiyat olarak avantajları oluyor. Bir de istedikleri kapıyı, mutfağı, parkeyi seçebiliyorlar fayansına kadar. Evet. Öyle bir imkanları sağlıyoruz. Aldığınız yerleri, yani siz kat karşılığı mı alıyorsunuz? Kat karşılığı alıyorum. Genelde satın aldığım arsalar da oldu birkaç tane ama bu civarlarda genelde kat karşılığı yapıyorum. Evet, yani insanlarla anlaşıyorsunuz. Tabii. Size şu kadar daire vereceğiz. Oranını konuşuyoruz. Bu şekilde, evet, anlaşmalar yapılıyor. Evet. Peki fuarlara gidiyor musunuz? Şimdi böyle güzel inşaat fuarları oluyor. Büyük fuarları takip ediyoruz. İzmir'de, evet, İstanbul'da oluyor. Genelde onlara bohumu yolluyorum, onu gönderiyorum. Yani yeni takip projeler, ediyor. Yeni projeler, malzemelerde, alüminyumlarda, pimapenlerde, mutfak dolaplarında. Bunları neler takip ediyoruz. Neler çıktıysa ona göre işte bu değerlendiriyoruz. Kendinize güncel tutup, evet, yeni projelerde yeni çalışmaları ekleyebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi bu keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alacağız. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden, tam Marmaris'ten, Ankara'dan, evet, ve şu anda geldiğimiz Cuma yerinden sizden hizmet alan bütün konuklarınıza bir teşekkür son sözleriniz. İşte bizi tercih eden müşterilerimize hep teşekkür ediyorum. Yani onların sayesinde zaten buralara geldik. Tabii biz de sektörde kalitemizi gösterdiğimiz için, bu sektörde kaliteli, düzgün işi yaptığımız için buralara geldik. Yoksa, evet, buralara gelemezdik. Evet. Bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Ediyorsunuz. Peki ben, evet, yalnız sizinle tanışmamış, bu sektörümüzle ilgili hizmet arayan, yatırım amaçlı olabilir veya kendisi kullanacak ailelere de önerelim, evet, sizi. Öz Yaşaroğlu İnşaat'ın ofisine gelip Cuma yerinde sizinle tanışıyorum. Şöyle projelerinizi yakından incelesinler, sizden bilgiler alsınlar, hatta gidip, evet, yaptığınız projeleri de gezsinler diyelim. Herkesi davet edelim. Peki size başarılar diliyorum. Teşekkür ailenizle, ederim, çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir projenizde tekrar buluşmak İnşallah. Üzere. İnşallah. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi Düzce Cuma yerindeyiz dedik. Sektörün lider firması Öz Yaşaroğlu İnşaat'tan firmamızın kurucusu, genç girişimci Sezgin Gökçe'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.